Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 2022 yılı bütçesi, İçişleri Bakanlığı bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar çok şey konuşuldu, bugüne kadar çok şey söylendi. Uygulanmasını istediğimiz çok farklı konular gündeme geldi. Ama bunların hiçbiri iktidar tarafından yerine getirilemedi. Sizler sözlerin hepsini dinleyin, en güzeline talip olun. Bu sözün arkasında durabilecek bir formatta konuşma yapmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlarım, Nisa suresinin 58. ayetinde devletin dini adalettir demektir. Eğer siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde adaleti yok ettiyseniz, adaleti siyasi partinizin arka bahçesine çevirdiyseniz, bu ülkede adalet bitmiş demektir. Yine Nisa suresinin 58. ayetinde tüm makamlar, rütbeler emanettir demiştir. Siz bu makamlara ve bu rütbelere riayet etmediniz. Yine Nisa suresinin 58. ayetinde emanetler ehliyet ve liyakat sahibine verilir demektedir. Ehliyetli ve liyakatlı hiç kimseye ama hiç kimseye yetki vermediniz, liyakatı hiç dikkate almadınız. Şura suresinin 38. ayetinde ortak akıl ile hareket ediniz demektedir. Siz ortak aklı egemen kılmadınız. Siz tüm yetkilerinizi bir tek kişiye devrettiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki 27 bin imza sahibi olan vatandaşların, bürokratların yetkisini bir kişiye devrettiniz. Diğer bir sure ise ceketi ile gelinir siyasete, ceketi ile gidilir sözünden de anlaşılacağı gibi siz 2002 yılında Keçiören'de halk içinde bir evde otururken şimdi bin odalı kaçak sarayda oturuyorsunuz. Gerçekleştirdiğiniz siyasi anlayış, yapılan tüm harcamalar, satılan kamu arsaları ve yine satılan kamu iktisadi teşebbüslerinden sonra bugün gelinen noktada Katar'a para istenilmeye giden bir sistemle karşı karşıyasınız. Gerçekten adaleti yok ettiniz. Kalkınmayı iflas ettirdiniz. Partinizin de isminden anlaşılacağı gibi Adalet ve Kalkınma Partisi hem bugün Türkiye'de adaleti yok etti, kalkınmayı da iflas ettirdi. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan bir kararla Türk askerleri gidebilsin diye tezkere çıkarttık. Adamlar şimdi geldiğimiz noktada yapmış olduğumuz ziyarette bize para mı istemeye geldiniz diye soruyorlar. İşte Türkiye'de adaletin ve kalkınmanın çöktüğünü anlayan dış güçler, yabancı ülkeler Türkiye'ye bu davranış içerisinde bulunabiliyorlar. Bunun sorumlusu sizlersiniz. Sizleri vicdana, insafa ve Türkiye'nin geldiği noktada kurtarmaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlarım, unutmayınız ki sorunun kendinde olduğunu anlamayan insanlar çözümün başkalarının huzurunda
bulmakta ararlar. Tekrar okuyorum. Sorunun kendinde olduğunu anlamayan insanlar çözümün başkalarının huzurunu bozmakta bulur. Sezgin Baran Korkmaz'a bakanlık kapılarını açıp yurt dışına kaçmasına izin verenler Türkiye'mizi uyuşturucu baronlarının ve mafyanın cirit attığı bir çadır devletine çevirirlerken bunu seyredenler elbette ama elbette mekan ve makam farkını fark edemezler. Ayakkabı kutularını bile kılıf uydurup dört bakanı yargıdan kaçıranlar hiç kimseye ama hiç kimseye ahlak dersi vermeye kalkmasınlar. Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz bütçe tarihimizde ilk defa sahipsiz kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bütçeyi müştereken hazırlayan Hazine ve Maliye Bakanı bütçenin görüşmeleri tamamlanmadan affını istemiştir. Aff nedir değerli arkadaşlar? Yani Hazine ve Maliye Bakanı tutukluydu da affını mı istedi? Dolayısıyla böyle olunca da aslında bu bütçe buraya sevk edilen anlayış tarafından kadük kalmıştır. Geçim derdinde olan vatandaşlarımız bütçede kendileriyle ilgili hiçbir umut görememektedir. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanlarına, Jandarma Genel Komutanlığı çalışanlarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı çalışanlarına, Göç İdaresi Başkanlığı çalışanlarına ve devletin kurum ve kuruluşlarına hiçbir katkı vermeyen, destek vermeyen bir bütçeyle karşı karşıyayız. Ve onun için dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu bütçeye ret oyu vereceğiz. Değerli arkadaşlarım, gelelim belediyelere. Ne olursa 29 Mart 2019 seçimleri sonrası Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere göreve gelince bir anda Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bakan ve bürokrasisi uyguladığı daha fazla mobbingden bir türlü vazgeçmedi. Hani yolsuzluklarla uğraşacaktınız? Hani yolsuzluklara ortaya çıkaracaktınız? Öyleyse somut bir örnek vermek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 35 tane dosyasına el koydunuz. 35 tane. Ve el koyduğunuz tarihi Kasım 2020 tarihi. Aradan bir yıl geçmiş. 3 tane müfettiş inceleme yapacağım demiş. Ama bir yıl içerisinde bir tane dosyayı incelememiş. Değerli arkadaşlarım, o zaman müfettişler ne iş yapar? Vatandaş devletine, ilgili bakanlığa nasıl güvensin? Böyle bir güvensizlikle karşı karşıyasınız. Değerli arkadaşlarım, gelelim Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumuna. Yani kısa adı TÜİK'e. Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumuna. Kısa adı TÜİK. TÜİK de gerçekten diğer kurumlar gibi, yani et ve balık kurumu gibi, yine Tarım Kredi Kooperatifi'nin açmış olduğu marketler gibi Türkiye'de gerçekten %21 enflasyon var diyen yalan bir beyanda bulunan TÜİK market açsın, hep beraber 83 milyon biz de oraya alışverişe gidelim. Sorun yok. Eğer Türkiye'de gerçekten %21 enflasyon var ise. Değerli arkadaşlarım, unutmayınız ki sadelik şatafatı yenecek. Unutmayınız ki adalet zulmü yenecek. Unutmayınız ki helal haramı yenecek. Ve
Tamamlayın sözlerinizi. Ve yine unutmayınız ki liyakat mülakatı yenecek. Ve yine unutmayınız ki Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı yenecek. Ve Türkiye'yi önümüzdeki dönemde Millet İttifakı olarak yönetmenin hazırlıklarını tamamlamış bulunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu Millet İttifakı bu milletin teminatı olacaktır. Bu teminata şimdiden imza atıyoruz ve unutmayınız ki gidiyor gitmekte olan ve unutmayınız ki geliyor gelmekte olan diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.